Günaydın değerli izleyiciler, iyi pazarlar. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. 1 Mart 2015 pazar sabahı itibariyle hafta sonu keyfi programı başladı. Bugünkü programda haberciliğin, televizyon haberciliğinin, belgeseller dünyasının ve genel olarak aslında haberciliğin dememiz lazım. Gazetelerde, televizyonlarda, belgeselleriyle çok yakından tanıdığınız 3 usta isim bizlerle beraber. Nebil Özgentürk, Can Dündar, Coşkun Aral'la birlikteyiz. Ve onların bugün CNN Türk'te başlayacak olan çok güzel ve çok özel bir belgeselleri var. Ağırlıklı olarak bunları konuşacağız ama habercilikte ve meslekte arkadaş, hepimiz aslında arkadaşız yıllardır. Beraber birlikte birçok projeyi yaptık, birlikte çalıştık. Konuşacağız, lütfen bizden ayrılmayın. Efendim yeniden merhaba, hoş geldiniz. 3 arkadaşımla beraber televizyonlardan, belgesellerden, gazetelerden yakından tanıdığınız dostlarla birlikteyiz. Sevgili Coşkun Aral, sevgili Can Dündar ve Nebil Özgentürk. Can Dündar'a hayırlı olsun diyelim. Cumhuriyet Gazetesi Genelliği Yönetmenliğine daha çok kısa bir süre önce başladı. Başarılar dilerim. Sağ ol Hakan, teşekkür ederim. Herkes birbirini tanıyor ve yıllardır da beraber çalışıyor. En eski arkadaş kim birbiriyle burada aranızda? Gariptir, üçümüz de aynı dönemlerde. Ama Can'la benim yüz yüze gelmediğim, benim hayatımdaki dönüm noktası sayılan bir olay var. Diyarbakır uçağının kaçırılma anında. Can da mı oradaydı? Ben uçağın içindeydim. İndirildik. Ben de dışarıda olayı izliyordum. Operasyonda o varmış. Coşkun'la ilk görmem öyle kan revan içindeydi yazın. Yani uçak kaçırma tabii çok yani korkunç ve tatsız bir olay ama bir gazeteci için de ona tanık olmak, yani evet. Haberin içinde benim, olmak. Benim böyle apar topar götürmeme tanık olanlardan biri o. Sevgili Nebil'le de bir Günaydın Gazetesi macerası var bir kere bizim. Coşkun ve Nebil. Aynen. Sene 1980'lerin sonu. Aynen öyle. Simavilerin son dönemiyle Asin Nadir'in başlangıç dönemi. Asin Nadir Zede dedi sen. Onu evet. Sonra bir ara anlatırsın neden istediğini. Nebil'le de oradan eski dostuz. Ne haber Nebil? Hoş geldin. İyi valla. Günaydın Gazetesi'nin şey zamanları böyle yine maaşların alınamadığı bir basın krizinin daha yaşandığı. İşte biraz sonra da Asil Nadir geliyor. Haldun Bey rahatsız olup gitmiş. Sen dış haberler şefiydin değil mi? Öyle hatırlıyorum. Dış haberlerde tabii biz. Harikaydın ya. O zaman Şinasi, Ardan, Ardan Zentürk. Ama bir de senin radyo dönemi çok güzeldi ya. Yani sağ olun. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten. Türkiye'de gerçek radyoculuğu başladılar. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Güzeldi. Ama yani gerçekten az önce programın başında da söylediğim gibi televizyon haberciliğinde ve belgesel dünyasında aslında bu bir tarihi program. Yani üçünüzü bir araya getirmek. Üç usta televizyoncuyu. Yani Türkiye'de belgesel dendiğinde yani İşte böyle. Yani burası, bu ekip yapıyor. Maalesef demek lazım aslında. Yani bir 10 kişi çıkmıyor benim böyle bir çırpıda hatırladığım zaman. Can, bugüne kadar kaç belgesel yaptın arkadaşlarınla, ekibinle beraber? Sayısız. Vallahi saymadım, bereketi kaçmasın diye saymadım ama tabii yani işte bir seri yapıyorsun. Bazen bu da öyle mesela işte köşe yorumları 10 bölüm falan. Çok belgesel yaptık ama böylesini ilk defa yapıyoruz. Çünkü bu bir tür dayanışma belgeseli, bir güç birliği belgeseli. Bugüne kadar hepimizin toplayıp damıttığı, bütün heybemizi ortaya döktüğümüz, harmanladığımız, karıştırdığımız ve oradan yeni bir tür yarattığımız bir şey oldu. Proje kimin? Fikir kimin daha doğrusu? Ya aslında fikir şöyle başladı. Nebil dedi ki ya bir şey, üçümüz birlikte bir program yapalım. Yani bir tür sohbet programı gibi. Sonra ben dedim ki ya ne bileyim oturmayalım çünkü artık belgeselciyiz. Hani sokağa çıkalım ve belgeleyelim, kameralarımızı alalım ekiplerimizle, yolda yapalım bunu. Bu fikir zaten Coşkun yollardaydı biliyorsun. Hadi gidelim dedim sadece. O kadar. Coşkun hep yoldaydı. Coşkun hep yoldaydı. Ona hiç yabancılık çekmedi. Dışarıda o. O hiç yabancılık çekmedi. Evet. Ve hakikaten de toplanıp yola çıktık. Yani uzun süredir mali nedenlerle ya da başka nedenlerle biz stüdyolara kapandık biliyorsun. Yani çoğumuz stüdyodan şey yapmaya başladık. Halbuki belgesel sokakta yapılırsa daha kıymetli. Çok pahalı mı maliyetler? Belgesel yapmak çok külfetli şeyler mi? Yani şöyle hepimizin sonuçta kendi ekipleri var. 3 ekip, 3 kişi için ayrı bir şey oldu. Yani büyük bir kamera ekibi kuruldu. Hakikaten pahalı bir operasyon oldu yani doğrusu. Bir de konuklar var. Her gittiğimiz yere götürdüğümüz o bölgede o konuyla ilgili bir... Kimler var mesela? Biraz örnek ver. Züfra bile başladık mesela. Zülfü Livaneli. Ahmet Hüsen de var. Kubat da var. Profesör Erol Parlak da var. Ayşe Kulin de var. Ayşe Kulin de Balkanlara gitti. Bir, ama bir özetleyelim isterseniz. Yani izleyicilerimiz belki bunu bilmiyordur. Bu nedir? Yani bu belgeselde neler anlatılacak? Can bir özet yapabilir misin bize? Tabii ki. Aslında biz
Türkiye'nin bir kültürel fotoğrafını çekmeye çalıştık Hakan. Yani bu ülkede bizi biz yapan şeyler nelerdir? Yani bu ülke her taraftan akan nehirlerin oluşturduğu büyük bir deniz ve çok bereketli bir deniz aslında. Biz o denizi biliyoruz ama o nehirleri bir tanıyalım tek tek. Bir bugün için belgeleyelim istedik. Ve bütün o ana kolları, bu denize akan bütün ana kolları gezelim, ziyaret edelim, belgeleyelim, yansıtalım istedik. Sonra Nebil dedi ki bize bir sanatçı da eşlik etsin. Yani o bölgeden, o yöreden. Diyelim Balkan Türklerini Ayşe Kulin bize anlatsın. Kendi toprağı, kendi ailesi. İşte Dengbejleri Yaşar Kemal anlatsın. Kubat şeyi en iyi söylüyorsa işte bozlakları onunla gidelim Neşet Ertaş'ın memleketine. İşte bütün o Abdallar coğrafyasını onunla anlatalım. Ara Güler bize işte Ermenilerin kültürel yolculuğunu anlatsın. Ahmet Özhan kaybettiğimiz bir klasik geleneği anlatsın filan. Bütün o damarları tek tek birer sanatçıyla gezdik. Özü bu. Çok güzel. Buna da kültür yolcuları dedik ama üst başlık biz. Çünkü bizi biz yapan o büyük şey, kültürel birikim aslında 10 bölümde ortaya çıktı. Hepimiz bir şekilde baktığımız zaman tarihimize, ailelerimize bu damarlardan birine yakınızdır. Kesinlikle. Yani ya oralardan gelmişizdir, ya sınır ülkelerinden birinden, ya işte Rumeli'den, Balkanlardan değil mi? İllaki birinde yakalayacak i̇şte, bu bölümde. Kırım'dan çok vardır gelenler, Kafkaslardan çok gelenler vardır Türkiye'de. Çeçenler var, başka halklar var. Zaten hani herkesin biraz kendini bulacağı bir belgesel serisi. O yüzden diyoruz. Biz diye ifade etmeniz galiba onunla. İlişkili onunla başlıyor. Şurada var mı Hakan'cığım? Hemen Can'ın anlattıklarına ek olarak bir şey söyleyeyim sadece. Hani konuklarla gittik ve gezdik. Bir gezelim görelim programından öte oturup kendi heybelerimiz diyordu ya Can. Yani oturup metinler yazdık. Yani bayağı 9 kitap okuyarak ya da 30 yıllık birikimlerimizle katkıda. Bu yönü çok önemli. İnanılmaz bir şekilde. Mesela 10'ar dakikalık minik belgeseller var. Yani bu akşam ilk defa izleyeceğiz. Ama mesela bir Balkan göçünü anlattık. 12 dakika sürüyor. Metinleri kim yazdı Nebi? Yani beraber mi? Evet. Ben ve herkes kendi şeyini hazırladı. Yani öyle de her bölüm 45'er dakika mı sürüyor? Veya evet, 45-50 dolu dolu şey. Yani uzun bir belgesel evet. Her bölümü ve 10 bölüm dedin galiba Can. Şöyle yaptık aslında. Herkes kendi birikiminden işte paketler hazırladı. Diyelim Coşkun zamanında yaptığı dünyada olay nasıl? Diyelim romanlar. Roman kültürünü biz anlatırken Coşkun'da dünyada romanları anlattı. Nebil işte roman kültürü üzerine bir şey yaptı. Ya da Sulu Kule üzerine bir şey yaptı. Sonra da o sanatçımızla Burhan Öçal'dı o mesela bu romanlar bölümünde. Oturup onun üzerine sohbet çok güzel yaptık. Ve gidip oralarda tabii gezdiğimiz için bence gayet renkli. O temaları en iyi bilen, en iyi yaşayan ve geniş bir tanıklığı olan insanları seçerek her bir bölümde kattınız ki. Hem yani, görmek hem dokunmak, bir de dokunuyoruz da. Oralı insanlar diyelim ya da. Coşkun aynı zamanda yani habercilik ve belgeselciliğinin yanı sıra bir doğal bir gezgin bir taraftan. Aynen. Yani doğanın evet. İçinde. Doğa televizyonculuğun. Gerçi doğanın en yıkım olduğu coğrafyada yaşıyoruz ama. Haklısın, çok haklısın. Yani. Aramızda belki en çok ülkeyi görmüş olan Coşkun'dur. İkinci ben gelirim ama bak Coşkun sen. Kaç oldu senin? 115. Benim bir 200 oldu. Yani şu anda 4 ülke kaldı diyebilirim. Kuzey Kore dışında. Aramızda bayağı fark var ama sen. Sen devam et ben. Fena değilim ama değil mi? Fena değilim ya. Coşkun çok güzel bir şey çerçeve açıyordu. Sohbet de yaptık biz Hakan. Yani üçümüz böyle bir fırtına dediğimiz, o beyin fırtınası dediğimiz sohbetlerimiz, bölümümüz de var. Coşkun birdenbire kendi Paris'teki gördüğü, bildiği bir hikayeyi ses tiyatrosuna aktarabiliyor. Oradaki bir tiyatroyla ilgili, bir geçmişiyle evet, ilgili evet. Paris tiyatrosunu aktarabiliyor. Coşkun'un başlı başına sevgili Nebil, bir Sipapires dönemi var ki. Mesela yani. Yani içinde bir dünya yani. Olan zaten bir... bundan sonra bir Coşkun Aral belgeseli yapmayı düşünüyorum. Ama ister bir Coşkun Aral belgeseli, çıkar yani. Anlatıyor ki ya. Ben de geleyim yani anlatayım orada. Saatler düşürüyor. Hatta Can Dete gerçekten... Yani Coşkun'a en güzel soru sorulsun ve Coşkun anlatsın. Çok güzel anlatır Coşkun. Ama onlar kadar değilim tabii ki. Ya Coşkun bir de yani hepimiz hayatımızda tehlikeler yaşamış olabiliriz. Yani ölümle burun buruna gelmiş olabiliriz ama bunu gerçekten Coşkun kadar yaşayan dünyada az gazeteci vardı. Kaç yani yaralandı, ölümün de şeyinden döndü. Neyse Kobani'ye giremedim en sonunda.
Kobani'ye gidemedin mi? İşte dünkü Cumhuriyet'te çıktı Kobani'den çocuk fotoğraflarım ama tam giremedim. Ama senin girdiğin o kadar çok yer var ki. Nebil'le beraber misiniz Çavuşescu'ya, Romanya'ya? Evet. 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 9 saatte buradan yani geçiyoruz. İnanılmazdı. Hatırlıyor musun yine beraberdik. Aynı, ya? Sana ben yazıyı geçiyordum dış haberler falan. Şimdi bir fotoğraf göndermek işte Twitter'dan şuradan buradan saniyelerle pat diye gidiyor. Telefoto diye genç izleyicilerimiz ya, bilmez. 15 kilo. Ya telefoto diye bir şey vardı. Bir de onun eski versiyonları var ama evet. Daha da kalın. Telefoto ile bir fotoğraf geçmek ne kadar zaman alırdı? Yarım gün alıyordu. Ya. Yarım gün alıyordu. Hatlar eğer iyice tabii. Yani şu an fotoğraf geldiği zaman dünyanın en mutlu insanı olurduk yazı işlerinde. Oh evet. Geldi düştü fotoğraf diye. Biraz dış hat anlarsın. Bağlatmak diye bir şey var. Aynen ya bağlat. Neyse girmeyeyim yaşlar. Ya bir de şey tabii yani ne derler? Hani soğuk savaş ülkesinin yoksulluğu da var Bükreş'te. Çok zorlukla... Otel zaten yüzlerce, binlerce gazeteciyle dolu. Çok zorlukla fotoğraf falan geçmeye çalışıyoruz. Bir de çok tehlikeli bir 6 gün yaşadık. Çavuşescu dönemi bu arada. Security, evet. Çavuşescu dönemi. Securitate. Savaş da var aslında. El muhabiratın şeyi değil mi? Yani, Balkan versiyonu. Balkan versiyonu. Yalnız dünya basında bir yüz karası olaydı biliyorsunuz. Aralık ayı, korkunç soğuk, karkış, kıyamet. 89 mu bu? Tam 89 Aralık. 89. Ben Noel'i de orada geçirdim, onların Noel'i de. Sonra Emre Aygen biliyorsun. Gözünden yaralandı. Ya o olayda. O gün de oradaydım. Gözünden ben. Kurşun geldi. Evet, can gözünde kurşun geldi. Bu hani serseri kurşun cinsinden. Yani iki ay eski falan. Eski nişancıların. Evet, evet. Çünkü o Çavuşescu'nun son işte Mohikanlarıydı onlar. Tamam, korumaya çalışıyorlar hem sarayı hem de bazı bölgeleri, evleri, semtleri. Öyle sevimsiz bir dönemdi. Fakat dünya tarihini değiştiren olaylardan biridir. Yani işte Polonya ve Romanya'daki olaylardan sonra. Duvardan sonra işte. Duvarda basının bir... Gerçi şey fotoğraf açısından da çok verimsiz bir yer, bir dönem. BBC'nin ilk yanlış haber verdiği olayları biliyorsunuz. En büyük yanlış haberi. Sekuritate'nin 2500 tane öğrenciyi öldürüp meşhur sarayın altına gömdüğüne dair bir rivayet üzerine olaylar çıktı ama öyle bir şey yoktu. Tabii tam bir tabii. Şey yaratıldı. İlk başlangıç oydu. Böyle bir algı yaratıldı. Antisosyalist bir algı yaratıldı. İşte sonra BBC özür dilerim. Gitsinler gitsinler yok olsunlar. Şeyi de var dünyada böyle. Sosyalist sisteme karşı savaşın da sanki son savaşın, son halkının bölgelerinden biri oldu Romanya. Televizyon haberciliği, gazete, burada rekabette nasıl görüyorsun? Yani hepimizin gazeteciliğe başladığı dönemde gazete, yazılı basın, kağıt çok güçlü ve çok etkiliydi. Bugün nasıl görüyorsun bu mecraları? Can, televizyon, gazete ve sosyal medyanın gücünü nasıl mukayese edersin? Kim daha fazla öne geçiyor şu anda? Tabii ki televizyon büyük bir yarış. Yani gazetecilik çok geride kaldı. Çünkü anlık gelişiyor ve sürekli canlı yayın tecrübeleriyle aslında gazeteleri başka bir şekil almaya zorladı. Yani ben hani hem yazılı basında başladım, sonra uzun süre televizyonculuk yapıp tekrar şu anda yazılı basındayım ama o televizyonun temposu inanılmaz. Hele internet sonrası televizyon yayıncılığı hepten yani şey anında eskiyen haberler ve sürekli yenilenme ihtiyacı. Dolayısıyla aslında bu pozisyonda gazetelerin yeni bir misyonu oldu. Aslında bütün bu telaşta anlaşılmayan, gözden kaçan ayrıntıları yakalamak, ne olup bittiğini daha derli toplu anlatmak gibi bir misyon oluştu. Artık hani dün şu oldu, başbakan şunu dedi, cumhurbaşkanı buraya gittiğinin bir anlamı kalmadı. Yani onu zaten seyirci bir şekilde televizyondan alıyor. Neden gitti, gitmesinin anlamı ne, arkasında yani yatan analizin ne? Analizin gücü mü öne çıkıyor gazetede? Analiz gücü, tabii gözlem, daha etraflı değerlendirme, yorum öne çıktı. Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun? Can senin, sen yoğun kullanıyorsun Twitter'ı. Evet, Twitter kullanıyorum. Facebook hesabım da var. Biraz doğrusu şey, temkinli olmaya çalışıyorum. Yani daha refleks şeyler onlar. İçinden ona kadar saymazsan başına türlü şeyler gelebiliyor. Onun için çok heyecan verici ama dikkatli olması gereken bir mecra. Nebil sen neresin? Sen de kullanıyorsun. Ben birkaç sene sonra sosyal medyanın çok güçlü olacağını, yani şaşırtacağını hepimiz de biliyoruz da ben bunu kehanet olarak söylemiyorum zaten. Bu kadar etkili ve güçlü bir mecra olacağını hakikaten söyleyebiliriz. Nereye dönüşeceğini düşünüyorum. Bence yani insanlar gazeteleri ve televizyonları daha az kullanacaklar. Hatta bayağı aza indirgecekler diye düşünüyorum. 2020'yi mesela söz konusu. Ya herkes sosyal medyada yarışıyor bir kere, yeni kuşak. Yeni kuşaklarda büyüyecekler, genel müdür olacaklar. Yani değil mi? Mikro televizyon yayıncılığı böyle online evet, orada da, ortamlarda aynen. Yapılacak ve ana mecralarla rekabet artacak mı diyorsun? Aynen, hem de cep telefonuna her şey taşınacak. Gazete de burada olacak. Televizyon da
ve kendisini ifade etme biçimi de. Ve sosyal medyanın, dikkat ederseniz, her evde, her elde artık bir gazeteci var. Peki bu mesleği nasıl etkiler? Yani bu kadar basın emekçisi var, bu kadar iletişim fakülteleri var. İnsanlar istihdam edilmek üzere oralara gidiyorlar bir şekilde. Yani bugün bile çok sayıda işsiz gazeteci var, istihdam edilemeyenler var. Bu teknolojik dönüşüm nasıl etkiler mesleği sence? Ya sosyal medya organları, reklam alan sosyal medya organları gelişecek. Ve bakarsın olağanüstü bir şey olacak. Çünkü reklama da çok ihtiyaç var. Her şeyi şu kanalın, şu kurumun durumu diye bakmamak lazım. Örneğin internet mecraları çok güçlenecek. İnternet televizyonculuğu muhteşem hale gelecek ve orada Can Dündar olacak. Orada Coşkun Aral olacak. Yeni Can Dündar, yeni Hakan Çelikler. Yani bence meslek daha da büyüyecek bu anlamda. Fotoğraf... Yetenekli adamlar, analiz yapabilecek yetenekteki adamlar orada çok güçlü hale gelecek. Mecra değişecek ama insanlar yine istihdam edilecekler diyorsun. Fotoğrafçılığı nasıl etkiler sen? Fotoğrafçılığı zaten çok dönüşüyor. Olumlu ve olumsuz anlamda. Olumluluk çok daha geniş bir kitle fotoğrafla haşır neşir olmaya başladı. İlgi arttı. Teknoloji çok ciddi bir hız verdi. Demin dediğin gibi bir fotoğrafı saatlerce süren bir telefoto işleminden sonra gönderebiliyordun gazetede. Şimdi direkt çekerken gönderebiliyorsun. Olumsuzluk iş bulma imkanı azalıyor. Çünkü artık bedava, yani bugün savaşlara, cephelere insan göndermiyorsun. Oradaki milisler bile sana fotoğraf getirebiliyorlar. Baktığın zaman bir sürü örgütün fotoğrafları kullanılıyor. Coşkun, evet. Bir örnek verelim. Senin SİPA Press'te olduğun dönemde bir DİA, tek bir DİA Time'a mesela iyi bir yerden girse, girerse... Fiyatlar nasıl düştü anlatamam size. Ha? Ne? İnanılmaz. %1000 kadar düştü. Bir dakika, o zamanki fiyatı söyle ama. 89 Romanya'da bir şey patlattın. Yani, Çavuşescu ile karısını... Time'a çıktı. Kapak olduğunda Elena 10 bin dolar, evet, kazanıyorsan yani. Bugün 100 dolar bir adam isteyebilirim. Çok enteresan. Çünkü çok fotoğraf ama var. Ama senin emeğin yine aynı. Sen gidiyorsun, habere koşturuyorsun, masraf ediyorsun. Seçtiğin konular, ele aldığın konular... Sunum biçimin ve farklılıklar önemli. Yani bugün yine artı mesela geçmişte savaş fotoğrafları satılmıyordu. Yani evlerin duvarlarına konmuyordu. Şu anda çok önemli fotoğrafların fotoğrafçıları 40-50 bin dolarlara satılabiliyor. İmzalı bir baskısı satılabiliyor. Öyle bir pazar da oluştu. Paris Match yine kullanıyor mu eskisi gibi? Oranlar değişti. Eskiden %80 aktualiteydi, %20 moda, evet, fashion'dı. Şimdi ise %80 fashion, özel hayatlar, yani, %20 aktüel oldu. Dönemimizde, yani bu dönemi kastederek söylüyorum, Paris Match'ın böyle her sayısı bir olay olurdu. Şimdi ben 10 senedir falan duymuyorum Paris Match'ın bir şey yaptığı. Tamamen şey, özel yaşamlar. Oraya döndü galiba. Daha peki canlı. Elinde her fotoğraf makinesi olan, böyle akıllı telefonu olan ve biraz da yeteneği olan bir doğal muhabire mi dönüştü bugün baktığın zaman? Çok. Fazlasıyla. Bu çok yani ben bloglara giriyorum, sitelere bakıyorum. Mesela biz Coşkun'la epey yol kat ettik. Şimdi bir yere gidiyoruz. Set aynı, ışık aynı, makine aynı. Herkesin elinde çok gelişmiş makineler var. Coşkun çekiyor, peşinden biz çekiyoruz. Evet. Coşkun'un gözü diye bir şey var. Yani o kolay değil işte. Herkeste makine oluyor ama yani o gözü edinmek... Coşkun'un gözü, bir de Coşkun diyor ki şurada durursak buradan daha iyi çekeriz, burada duralım diyor. Hakikaten öyle oluyor. Teknolojik olarak benden çok daha iyi olanlar var da... Ajansçılıktan geldiğim için ileriyi düşünüyorum. Mesela demin Can'la konuşuyorduk işte gazeteye ne yapabiliriz diye. Elimde şu anda her aya, her önemli olaya ilişkin ciddi bir envanter var. Onun başına bir şey koyduğunda bir seri olabiliyor ve çok daha ciddi izlenebiliyor, bakılabiliyor, takip edilebiliyor. Sende tabii dehşet bir şey vardır. Arşiv çok önemli tabii. Çok önemli. Yani arşiv Türkiye'de değil mi Can? Ne bilsen de belki katılırsın. Arşiv, evet, çok yapamayan bir ülkeyiz biz. Ama yani bakın, ne bilde var şu anda. Hayır, mutlaka vardır da burada en iyi arşivciler var benim karşımda. Sizleri tenzih ederek söylüyorum. Yani koskoca bizim TRT'nin arşivinde bile yani daha böyle birçok dönemin görüntüleri sınırlı değil mi? Yani Atatürk'ün bile sesi, görüntüleri çok böyle tek tük, Atatürk'ün sesini duyduk diyoruz, merak ediyoruz. Yani o dönemde Amerika'da pırıl pırıl renkli filmler, evet, çekiliyor. Evet. 1930'lar, 40'lar. Yani bugün bile seyretsen pırıl pırıl değil mi? Aynı dönem filmleri yani. Bir iki nedeni var Hakan'cığım. Ben bu konuda çok kızgınım zaten. O zamanlar yani devletin tek kanalını ve tek arşivini koruması gereken insanlar oradaki Orhan Kemal görüntülerinin anlamını ve değerini hiç hissetmemişler. Üzerine Yurttan Sesler Korosu'nun görüntülerini yüklemişler. O yüzden elimizde tek bir Orhan Kemal görüntüsü kalmıyor. Hiçbir şey yok. Ya da Zeki Müren görüntüsü de aynı şekilde. Çok az kliplerinin olduğu kasetlerin üzerine gerçekten işte Gezelim Görelim filmlerini yüklemişler. Ya kaset yok falan diye böyle etraflarında bir kere teknik olarak çok bir saçma bir durum oluşmuş. Ve önemsiz, oradaki yönetici ya boş verin, Zeki Müren'in üzerine atın, Orhan Kemal'in üzerine atın görüntüleri olmuş.
Bir bu var. Bir de tuhaf bir şekilde hakikaten biz böyle sanki geleceğe bir zengin görüntü, fotoğraf taşımayı refleks olarak düşünmeyen bir toplumuz. İnsan olarak da öyle. Nasıl olsa tekrar o görüntüler çekilir. Bu adamlarla da konuşuruz. Bunlar burada duruyor zaten diye düşünüyoruz. Ama hayat o kadar hızlı akıp gidiyor ki. Yani birçok insan hayatını kaybediyor. Olaylar bir daha, o bina orada durmuyor mesela, bir daha yıkılıyor falan. Türkiye böyle çok aynen hareketli bir yer yani. Ben bir de şey, arşivciliği mesleği gibi kabul etmiş. Siyasi baskılardan ve darbelerden geçen toplumuz. Üç darbede herkes evindeki fotoğrafları ve görüntüleri imha ettiler. Bu bizim evde dahil aynen buna. Böyle bir ülke yok dünyada. 60, 70, 80 her defasında evlerdeki fotoğraf ve görüntüleri imha ediyorsun. Kitapların yakıldığı bir mesela, yani bir dönem işte. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivi gitti yani 12 Eylül'de SEKA'ya gitti. Yani evet, koca bir partinin devleti. Abi de arşivciliği de mesleği gibi savunmuyoruz. Yani gelişi güzel herkes çalıştı mı diyor. Halbuki dünyada ciddi bir meslek. Yani üniversiteler olan bir alan. Bir dakikalık görüntü bazen yakalıyoruz Hakan, böyle bir siyah beyaz 69 yılından. Ya bir çölde vaha gibi. Bir müthiş bir hazine bulmuş gibi aynen davranıyoruz. Yani. Yok hepimiz, çünkü görüntü yok yani. Özellikle yani Coşkun da, Can da, ben de. En büyük görüntü kaynağı ne Türkiye'de? Kimlerde, nerelerde görüntüler var? Dönemler. Bankaların bir dönem çok iyi olduğunu biliyorum. Örneğin Ziraat Bankası'nın inanılmaz bir arşivi olduğunu sadece sinema konusunda söyleyebilirim. 1960'larda film öncesinde gösteriler haber arşivleri var. Bunu bilmiyordum ben. Devlet. Ben onu izledim ama şey yani Ordu Foto Film Merkezi baştan beri kayıtçı. Basın Umum Vekaleti Genel Müdürlüğü bugünkü şeyle. Onlar hep kayıttalar. Mimar Sinan'da var, iyi bir sinema. Kaçlardan beri Can mesela söylediklerim böyle? Yani 1920'lerden beri aslında Ordu Fotofilm şey kaydediyor. Bir de eminim ki Nebil, bilmiyorum katılıyor musun? Öyle görüntüler var ki birilerinin elinde şu anda veya bazı kurumlarda ve biz hiç bilmiyoruz onları. Öyle toz zurafta duruyor. Ama korkarım onlar da bilmiyor. Onlar da bilmiyor. İşte kötü tarafı o. O bir çıksa yalnız yıkılacak ortalık mesela. Geçen de şöyle başıma geldi. İşte benim de işte telesine dediğimiz bir sistem var ya, eski 16'lı tırın aktarılmasını ben hakikaten çok iyi yerler biliyorum. Ve bir profesör dostum dedi ki ya dedi kayınpederimin dedi evinde dedi 8 tane 8'lik gördüm dedi. Onları aktarabilir miyiz? 8 tane 8'lik. Aktarabiliriz hocam dedim. Aldık onları böyle Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir takım telesine aktaran insanlar. Var mı? Eski sinemalar falan tabii. 75 yaşında bir adam. Abi aktaram ama şu kadar isterim falan. Tamam aman amcacığım falan. Aktarıldı adam. Anıtkabir'e taşınırken Mustafa Kemal'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı. Orada da adam da 25 yaşındaymış diyelim, tamam mı kayınpeder? Böyle merhabalar falan filan, el sallamalar. Böyle bir oraya taşınmanın devlet kamerası dışındaki görüntüsü. Yani, Avrupa'dan getirmiş. Sahne arkası gibi bir şey yani. Evet, bunlar çıkıyor mesela. Yani o çok kıymetli şeyler, ama ya çok bu kıymetli anlar. Çok heyecanlandım şimdi sana söylerken. Çok kıymetli. Çok var mı böyle çıkıyor görüntüler? Vardır, evlerde böyle şeyler var. Ya alabilirsin dedikleri noktada. Coşkun'da kim bilir neler vardır. Ama eşelendiği zaman dünyada arşivimiz çok ciddi. Ertuğrul Fıkratiyen'in öyküsünü yaparken Japonya'da gemiyi yapan firmayı araştırdım. Kazan Dairesi'nden çıkmış bir parça şu anda müzede duruyor orada Japonya'da. Kushimoto'da. Evet. Şeyi sordum. Bunun var mı resmi? Adamlar gönder. Yani 1870'lerde çekilmiş fotoğraf halen kayıtlarında var fabrikanın. Bugün Türkiye'de milyar dolarlık projeler yapıyoruz. İnan yapılışına ilişkin hiçbir şey yok biliyor musun? Şimdi bütün bu darbeler Hakan'cığım, darbeler propaganda amaçlı çekiliyor. Foto Film Merkezi tarafından, Ordu. Aynı şekilde olaylar, sokak olayları polisin kamerasından çekiliyor. Bunlar 50 yıl boyunca. Sonra bir şeffaflıkla karışık bir şey yaşanıyor ya ülke değişik zamanlarda. Şeffaflık dediğim yani 60'lı yılların olayları sıradanlaşıyor. O zaman atıyorum Demirel iktidarı varsa, Demirel iktidarının İşleri Bakanlığı o polisin çektiği görüntüleri paylaşabiliyor. Kültür Bakanlığı'na aktarıyor mesela. Doğru. Ben mesela tesadüfen böyle bir belgesel için Kültür Bakanlığı'ndan aldım ve Maraş katliamı ile ilgili, Maraş olayları ile ilgili akıl ötesi görüntüler önüme geldi. Ya resmen o zaman da Türkiye'nin hatıra defterini yapıyorduk işte yine CNN Türkiye. Aman Allah'ım dedim ya bu nedir? Ya böyle bildiğimiz Maraş'ı bir kez daha yüreğimizden sarsan korkunç katliamı anlatan görüntüler polisin kamerasından çekilmiş. Madımak da öyle. Ya Madımak tabii daha henüz
güncelliğini koruyor. Doğru söylüyorsun. Polis kamerasından çekilen çok görüntü var, evet. Ve onları muhtemelen kimse bilmiyor, görmüyor bile. Biz bütün deniz gezmiş belgeselini öyle yapabildik. Çünkü polis sürekli kamerası. Denizi görüntülemiş. Yani en önde onu lider diye görüntülemiş. Tarihin en sarsıcı. Söyledik, teşekkür ettim. 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili, yani bu işte İstanbul'dan maalesef yani talan edildiği o bütün bir yani Müslüman olmayan toplulukların, özellikle Rumların mağdur edildiği dönemle ilgili çok görüntü var mı? Ben pek görüntü hatırlamıyorum. Fotoğraf var. Fotoğraf çok var, siyah beyaz. Tabii ani gelişmiş. İstiklal Caddesi'nde işte o binaların, mağazaların yağmalandığı görüntüler. Atina'da bir sergide gezdim. Çok çarpıcı fotoğraflar. Ama televizyon görüntüsü hatırlamıyorum. Yok, doğru. Var mı? Ben görmedim. Birilerinde vardır ama can mutlaka herhalde. Ha? Emin değilim çünkü çok yabancı ani gelişmiş bir olay. Yabancılarla çalışan şeyler olabilir. Ertesi günü falan olabilir ama o gün çekildiğiniz... Hayır, ertesi günkü fotoğraflar var ya hocam, gündüz çekilmiş fotoğraflar. Hep aynı onların tipler var. Onların görüntüleri neden yok? Ben aynı de bir tipler var bir de böyle yani kazmalarla, evet, kürekler... Dükkanı, yani o anda niye kamera yok? Niye kamera yok orada? Olsa çünkü çıkardı ama. 1920'ler değil yani, her türlü kameranın, mameranın, filmin olduğu bir dönem, 60'lardan bahsediyor. 50'ler, 60'lar. Gene de ama bugün gibi hani kamerayı alayım sokağa çıkayım. Yok, çok bir kamerası şey olan insan yok. Bakıldığında. Evet. Yani devlet kaydediyor, o da o dönem. Peki sizin tekrar bu akşam yayınlanacak olan belgesele dönelim. Bu akşam saat 22'de Üsküp'le mi başlıyor belgesel? Balkanlar. Balkanlar diyelim, ona daha geniş. Makedonya. Bizim tabii Türkiye ile yani bugün çok büyük bağları olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Osmanlı'dan bu yana. Biraz böyle Balkanlar bizim hatıralarımızdan ne kadar önemli, nasıl izleri var? Birer cümleni söyleyebilirsin belgeselde. Açıkça söylemek gerekirse bir Balkan Savaşı'ndan bu yana yaşanan göç var ama en son dönemde de var. Mesela Suzan kardeş bize kaçlı yıllar 1960'larda 70'lerde yaşadığı yeri gösterdi. Geçmişte Müslüman olan bölge şimdi Sırpların denetiminde. Duruyor mu binalar duruyor. Falan? Bina, bina durmuyor. Değişmiş galiba, yıkılmış. Bir tek cami ve... Okul. Anladım, bir okul ve bir cami. Yaşanan binaların yıkılmış olması çok üzücü bir şey. Senin doğup büyüdüğün ev şu an duruyor mu mesela? Duruyor. Nerede doğup büyüdün? Siirt'te. Siirt'te. Orası. Siirt'te hatta benzerini yapmışlar. İstanbul'da yani. Olsaydı büyük ihtimal durmuyordu. Can, senin Ankara'da mısın? Ankara'da, ben yıkılışını gidip çektim. Ha öyle mi? Yayınladın mı sen bunu bir yer? Yok, kendim için yani. Kendim için gidip görüntüledim. Yıkılacağını öğrendim. AVM de. MAVM mi oldu? Ne oldu? Yok, yeni bir bina yapıldı ama. Çok yüzünlü bir şey tabii bu. Hakikaten evin, öyle. Evin yıkılması. Hakikaten. Üstad seni duruyor mu? Bizim aile onu okula bağışladı. Okul ya. Üzerinde 600 öğrenci şu anda eğitim görüyor. Ne güzel. Yani o, o zaman sizin ikinizin bak binası yok şu anda. Ama başka bir şeye dönüşmüş hayır, seninki. Hayır, onunki yani. Bina var. Bina olarak duruyor mu? Tabii. Aynı vaki, aynı vaki duruyor. Sadece yani artık evimiz yok orada. Aile oturmuyor anlamında söyledim. Çok daha anlamlı benim için çok, şu anda. Elbette, elbette. Yüzlerce çocuk geliyor her gün. Evet. Benim doğduğum bina duruyor fakat şu an dönüşüme tabi tutuldu. Tarlabaşı'da, Tarlabaşı Beyoğlu'nun Aynalıçeşme'de. Şu an orası biliyorsunuz bir yer var orası. Dönüşüyor, bir şeyler oluyor orada. Ama bina duruyor en azından. Ne güzel. Balkanlarla ilgili bir şey söylüyordun sen. Evet, Balkanlarda şey, yaşanan krizlerin belirli dönem aralıkları var. Yani 1890'lardan başlıyor, 1910'lar, 20'ler derken geçtiğimiz yıllarda yaşanan Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan o dram aynı sürgünleri devam ettiriyor. O yüzden hep dejavülerle yaşıyoruz. Dejavülerle dönüşler, hatıralar. Can ne dersin Balkanlara dair? Ben şundan çok etkilendim. Ayşe Kulin anlattıkça da dikkatimi çekti. Aslında bu cumhuriyeti kuran insanlar Balkan göçmenleri. Ve hani işte başta Atatürk olmak üzere büyük imzaları var bu toprakların kuruluşunda. Ve hakikaten bütün o göç sırasında büyük travmalar yaşamışlar. Yani toprak kaybı, işte ailelerin dağılması, ölüler vesaire. Ve hani çekilen acı az uz değil, büyük. Ama Ayşe Kulin şunu söyledi, akşam izleyecek seyirciler. Yakınmıyor insanlar fazla. Yani biz hani gezdiğimiz coğrafyalarda hani ya başımıza şunlar geldi, bunlardan çok müştekiyiz vesaire çok duyduk ama Balkan Türkleri daha şey, bütün yaşadıkları travmaya rağmen çok daha vakur durmuş insanlar ve hani çok dillendirmemişler. Fakat bu ülke üzerinde çok büyük imzaları var baktığın zaman. Hani kuruluştan bugüne hakikaten büyük bir Balkan coğrafyasının varlığını hissediyorsunuz bu ülkede. Nereye gitseniz her ailede neredeyse ciddi bir imzaları var. Politikacılar arasında, askerler arasında, iş dünyasında yani bugün Türkiye'de sermayeyi kuran
kesimlerin bir bölümü de Balkan kökenli. Ve modernleşmede, Türkiye'nin yani modernleşmesinde. Ya böyle kolaylık yapmak istemem. Ben Balkanlı değilim ama Balkanlı insanların göçmeleri tabii ki topraklarından buraya gelmeleri acı ama ben iyi ki gelmişler diyorum. Hep deriz ya Hakan. Anadolu'yu zenginleştirdiklerini evet, yani, düşünüyorum ben de. Can onun şey kısmını hani önemli siyasi kısmını biraz minicik böyle gönderme yaptı. Ben de işin kültürel ve o zarafet kısmına gireyim bir cümle. Ben ülkenin hani Asya ile Avrupa arasında sıkışmış bir ülkeyiz deriz ya. Aslında o sıkışmışlık güzellik anlamında da gelir. Biz ne Asyalıyız ne de tam Avrupalıyız. Ama belki de Balkanlı göçmenlerin 1912'den itibaren buraya gelenlerin bütün kentlere, kasabalara, köşe başlarına nüfuz etmesinden dolayı da bazı güzelliklerimiz var. Mesela ne var? Ya yani bence daha Avrupalılaştırdı mı evet, diyorsun Anadolu'yu? Biraz tabii ki Avrupalılaştırdı ve hatta bu konuda siyasi tartışmalar var son yıllarda. İşte elitler yani falan. Yani biz Avrupalılaşmamalıyız diyor diyenler de var. Hmm. Aksine iyi ki Balkanlılar var. Balkanların o özgürlük ruhu, yani Avrupalılık da biraz özgürlük. Kadının ya. O bizim toplumda çok önemli. Bu Müslüman toplumda çok önemli dönüşümler yapmıştır. Farkında olmadan. O kadar önemli bir şey söylüyorsun ki. Şimdi bu yani İzmirli'ye bakın. İzmirli mesela çok güzel bir şeydir İzmirlilik. Ben İzmir'de okuduğum için biraz da torpil geçmek için söylemiyorum ama bu o hani özgürlük rüzgarı vardır ya. Yani ne demek özgürlük kardeşim? İstediğin gibi giyinirsin bu ülkede. Sokakta kadın da olsan, erkek de olsan. Onu elde etmek gerekiyordu. Cumhuriyetin de zaten kazanım olarak düşündüğü de buydu 1920'lerden itibaren. O meşhur Cumhuriyet fotoğrafları vardır ya Hakan. Biraz o, biraz Balkanlı fotoğraflardır. Bosna Hersek mesela en çarpıcı örneklerinden biri. Yani bir, gerçek bir Avrupa ülkesi ve toplumu. Müslüman insanlar ve İslam dinini de yani kimse birbirini boğazlamadan, birbirlerine saygı duyarak Hristiyanlarla da iç içe yan yana birlikte yaşıyorlar. Tabii Yugoslavya Savaşı bunun maalesef bir istisnası. Evet. Orada çok büyük katliamlar yaşandı. Evet. Katolikler, Ortodoksları, Ortodokslar, Müslümanları katlettiler. Ama onun ötesinde bir barış ve bir huzur ortamı da yüzyıllar boyunca oldu. Değil mi yani? Hito sayesinde de oldu. Hito sayesinde oldu. Olağanüstü şeyler oldu. Ve şu anda biz Can, ben, Coşkun gittiğimizde oralara hüzünlü bir kent gördük. Hüzünlü kentler gördük. Nerede gidiyoruz? Üsküp var. Başka nereler var? Priştine, Prizren. Kosova. Ve kasabalar Kosova. Ve biz neden onu düşündük? Abi son 30 yıldır olağanüstü acılar yaşanmış ya. Hala üzerinde var o ruh. Çökmüş durumda yani. Bizim Türkiye'deki Balkanlı... Nerede daha kuvvetli hissediliyor o duygu söylediğin? Kosova'da mı? Kosova'nın özellikle Sırp bölgesine yakın olan kasabalarında böyle şey var yani insanların yüzü gülmüyor. Şu anda bile. Hala sorun var. Hala sorun var tabii. Kosova'da. Hem de yoksulluk da beraberinde çatışma var. Çatışma vardı geçenlerde. Evet. Özellikle yoksulluk tetikliyor bütün bunları. Yani Türkiye mesela... algısı nasıl Can? Türkiye algısı nasıl orada? Türkiye dendiğinde... Yani böyle çok bir insanlık oluyor, yoğunlaşıyor insanlar. Yani gördüğümüz kadar, buradan övündüğümüz kadar çok iyi anılar yok. Yani evet. Yani politize olmaya başlamışlar. İmparatorluk yani bir şekilde... Karmaşık mı biraz? Evet, kimisi ya kurtulduk hani Türklerin egemenliğinden diyenler de var. O dönem daha iyiydi, biz büyük atalarımızdan dinliyoruz, daha iyiymiş. O dönemden neydi? Osmanlı ya Osmanlı'yı kastederek evet. Yani Osmanlı çek... Ama kimisi için hakikaten bir zulüm dönemi, kimisi için de bir huzur dönemi. Bir Osmanlı... Oradaki Türklerin Türkiye ile ilgili algılarını sordun sen biraz da. Türkler, evet. Boşnaklar, Kosova. Oradaki Balkanları soruyorsun. Balkanları da kastettim yani. Kosovalıları da söylüyorum. Yani bir... Buradan bakıldığı zaman işte bütün bu halklar aslında Osmanlı'yı çok özlüyorlar. Evet öyle bir şey, o biraz illüzyon. Kanaat yani. Var mı böyle? O biraz illüzyon. Bir kısmında var belki ama. Bir kısmı için geçerli. Beslenenler var. Yani o ideal için beslenenler var. Oradaki Müslüman ahali şu anda hala Türkçe konuşan ve camiye giden insanlar Türkiye'yi ikinci vatan olarak görüyorlar. Eğer onu soruyorsan eğer. Ama oradaki bir Sırp Makedon asıllı insanların öyle Can'ın dediği gibi çok böyle Osmanlı daha iyiydi falan diye bir derdi yok. Oradaki biz Müslümanlarla da çok konuştuk biliyorsun yani. Evet. Hatta Türk Kosova Derneği Başkanı diyelim oradaki. O insanlar Türkiye'yi çok ikinci vatan falan gören insanlar. Ne bileyim şimdi ben de bu sene tesadüf oldu. İki kere üst üste Makedonya'ya gittim. İşte Üsküp'te Müslümanların, Türklerin yaşadığı camilerin çevresinde bu yani 1960'ları çok andıran bir takım fotoğraflar var. Fakat yoksul da orası yani en yoksul. Ve altyapı açısından da sosyal açıdan da en az gelişmiş bölgeler oralar. İşçilerin yoğun olduğu yerler. Birkaç sokak öteye geçiyorsun. Hristiyanların yaşadığı bölgeler ekonomik olarak da daha kalkınmış. Binaların çehresi falan da iyi görünüyor. Bu yani gelişmişlik az gelişmişlik farkı
sokaklar, mahalleler arasında, ona dair izlenimleriniz ne? Sen ne düşünüyorsun? Yani evet, çünkü ya orası savaş bölgesi hala. Orta Doğu'yla benzeştiriyorum. Yani düşünsene 1980'lerden beri orada savaş durmadı ve hala kapıda. Ve korkunç bir Sırp milliyetçiliği yaşadı o bölge. Yugoslavya diye bildiğimiz o kocaman topraklar. Binlerce iç savaşa sahne oldu. Bu savaşlarda hangi devlet, hangi ekonomi dayanabilir Hakan? Ya 1989'da başladı işte o meşhur duvarla birlikte. Orada da hareketler başladı. Herkes yok Yugoslavya'ya isyan etmeye başladı. Bölge bölge, Kosova'sı vesairesi. Bütün bu savaşlardan sonra insanların yoksullaşmaması mümkün mü? Her savaş beraberinde yıkımı ve yoksulluğu getirir. Ve hala en yoksul da Kosova, bizim gittiğimiz bölge. Ama çok enteresan bir şekilde Makedonya Avrupa Birliği'ne hemen dahil edildiği için birdenbire çok ciddi paralar akıtılıyor. Onların da yaptığı ilk iş heykel. 70 metrelik heykeller. Tamam, Büyük İskender heykelleri. Tam belgeselde de şaka var. Arkeoloji Müzesi'nin yanında, Vardar Köprüsü'nün yanı başında, böyle pek tarihle de uyuşmayan. Hiç uyuşmuyor. Çok hiç, hiç heykeller. Şehirle de hiç uyuşmuyor. Evet. Yani zenginlik sadece heykellere aktarılmış nedense. Kenti kent yapan şey heykellerdir derler işte ya. İsim onlar kavgası da var ya Yunanistan'da, kültür kimliğini ortaya koyup Makedonlar aslında işte İskender'in torunları biziz falan filan diye yani. Ve biz çok Prizren'de, Priştine'de çok yoksul sokaklar gördük. Hakikaten. Ama umarım yani Türkiye'yle de, özellikle Kosova'daki Müslüman ahali, Türkiye Cumhuriyeti'yle de, Türkiye'deki akrabalarıyla da ilişkiler kuruyor. Belki bir köprü olur da bu yoksulluk biraz azalır, ekonomiye dönüşür diye onu da görüyoruz. İş adamları var çünkü gidip gelen çok. Bu sizin beraber yaptığınız ilk proje değil mi? Yani evet. Birlikte evet. Belki yardımlaşmış olabilirsiniz. Bizimle birle var bir İETT üzerine bir şey hazırlamış. İETT mi? Evet, İETT'den geçen ünlüler üzerine bir belgeselimiz var. İstanbul'un entelektüel tarihinden tanıklıklar adı. İETT. Recep Tayyip Erdoğan İETT'de 5 yıl çalışmış. Mustafa Sarıgül, Nazlı Hikmet'in karısı Münevver. Tuncel Kurtiz. Çok çok ilginç. 25, çok insan da bilmez. Sonra da 25 şöhretli adam diyelim. Oradan geçmiş bir Fransız şirketi. Böyle biz 2 saatlik belgesel ve kitap yaptık canlı. 1999 muydu? Başladık. 2002'de bitti. Yayınlandı ama. Yayınlandı. Bir şey merak ediyorum. Ya eski trolleybüs İETT'de şu anda var mı? Trolleybüslerden. Hatırlıyor musunuz? Dikkatinizi çekiyor. Nasıl? Kullanımda mı? Hayır. Müzelerde falan. Bir tane müze kurdular. Ben gidip göremedim orayı. Sen hatırlıyor musun? Ne bileyim. Trolleybüsü var. Var var. Elektrikle çalışanları söylüyorum. Arkadan kendine müzesi var. Onlar orada vardı yani. Duruyor hala. Sonraki bölümlerinde neler var? Biraz sonraki bölümlere derdi birkaç şey aktaralım. Can neler söylersin? Ya mesela dengbejler Türkiye'de kaybolmuş bir kültürel geleneği yansıtıyor. Biz onu tekrar canlanışına tanıklık ettik. Diyarbakır'da Dengbej kahvesinde yaptığımız bir sohbet var mesela. Sözlü anlatım geleneği Kürtlerin. Bu da mesela bizim kültür yolculuğumuzda karşımıza çıkan ve belgelediğimiz çok önemli. Türkiye'nin en yaşlı dengbejiyle en genç çocuk dengbejini bir arada dinledik ve onlardan tarih, Kürtçe tarih dinledik. Bu mesela son derece etkileyici. Karadeniz'in şeyinin, kültürel dokusunun yok oluşunu belgeledik. Gerçekten bütün bu HES'lerle, santrallarla nasıl doğa tahribatı yaşandığını görüntüledik ve işte Zülfü Livaneli ile o coğrafyayı kat ettik. Akdamar Kilisesi'nin hikayesini anlattık. Yani onun Ermeniler için anlamı, önemini Ara Güler'den dinledik. Coşkun Ara Güler'le babasının ilişkisi üzerine çok güzel bir öykü hazırladı. Ben Neşet Ertaş belgeseli yapmıştım. Neşet'le birlikte babasının mezarına gitmiştik belgesel sırasında. Bu sefer üçümüz oraya aynı mezarlığa gittik. Bu sefer Neşet Ertaş babasının yanında yatıyor. Mezarı ziyaret ettik. Yani bunlar hakikaten... Nerede bu? Kırşehir'de. Ve Abdallar coğrafyası ve o kültürle biraz tanışmasını sağlayacağız. Bu bir tür kültürlerin birbirine tanışmasına da vesile olacak. Belki Abdallar dengbejleri izleyecek. Dengbejler Balkan Türklerinden haber alacak. 10 bölüm bittiğinde gerçekten belki biz ne kadar zengin bir toplumuz, bunu görmüş olacak insanlar. Bir cümle eklemek istiyorum. Lütfen. Beni etkileyen 2 dakikadan biridir yani bütün bu belgeselin değişik zamanlarına baktığımız zaman. Mesela adalarda 3'er 4'er kilise var. Tamam mı? O kiliselerde son birkaç Hristiyan, Rum yaşıyor. Onlardan biri, yaşlı biri öldüğü zaman cemaat olmadığı için oradaki ya camiden ya da işte o Müslüman evlerden birinin cemaat haline dönüşmesinin
ben bir film olduğunu düşünüyorum. Çok bir film düşünüyorum. Senaryosu kadar etkili olduğunu düşünüyorum. İşte bu geçmişi anlatarak ama adalardaki binlerce Rum'un bir zamanlar orada top koşturduğunu anlatarak bir hikaye anlatırsan ülkenin hem zengin olduğunu anlatırsın hem de bir daha yapmayın dedirtirsin. Özellikle Büyükada'da, Burgaz'da ve Heybeli'de, Kınalı'da ise daha çok Ermeni vatandaşlarımızın yaşadığı bir yerde ama bugün yani 2000 dolayında Rumların sayısı 100-150 binlerden 1500. Tabii 150 binlerden 1500'e inmiş olmasının aslında bir anlamda Türkiye ve Anadolu'yu da nasıl fakirleştirdiğini bilmiyorum, kaçımız fark ediyoruz. Yani fark edilen bir şey mi? Vallahi izleyenler fark edecek, öyle söyleyeyim. Fazıl Say'la mesela bunları konuştuk. İzleyenler ne kaybettiğini anlayacaklar. Anadolu'dan giden, bir şekilde burayı terk eden, sadece Rumlar için değil, Süryaniler, Ermeniler, Yahudiler, yani kimler göç ettilerse bu toprakları bırakarak, çok şey götürdüler. Beraberinde o kadar büyük şeyleri götürdüler ki bunların farkında değil bence Türkiye'nin önemli bir bölümü. İsveç'te yani bu, Süryanileri gördük mesela, bayağı şehirler kurmuş. Tabii tabii. Yani Süryani şehirleri. Tekrar geri dönebilir mi? Yani bu Türkiye'deki bu korku iklim, bugünkü var. İklim sence? Korku var. Efendim? Korku var mı? Var. Ben o kadar olduğunu düşünmüyorum Coşkun gibi. Yani 1950'lerdeki o an demin anlattığımız 6-7 Eylül gibi, 74'teki o Kıbrıs sendromu gibi bir korku olduğunu sanmıyorum. Şu anda biraz daha iki ülke arasında özellikle biraz daha yumuşama. Hani İsveç'teki Süryanilerin verdiği mesajlarda o var. Biz Süryanileri de bir bölümde işledik. Coşkun İsveç'e gitti, izini sürdü. Bir dönme iradesi, isteği var belki. İstek var, ama korku da var. Evet, yani dönmek kolay da bir şey değil tabii. İsterseniz de kestiremeyebilirsiniz yani. Güvenlik değil belki ama yani bir hayat inşa etmek, bunun şartları, fiziksel şartları yaşanmışlar, öyle de zorluk. Yani Stockholm'dan gelip Diyarbakır'a yeni bir hayat kurmak çok da kolay. Kur'anlar var ama. Kur'anlar var. Kur'anları da gördük. Onları da belgeledik. Konuştuk onlarla. Senin peki bu belgeselde, evet, aslında tek tek hepinize tekrar sormak istiyorum. Yani bütün bu belgesel boyunca en çarpıcı olan, seni çok etkileyen bir kare, bir görüntü neydi? Ya hiç tamamında. Bugüne kadar Abdallah'la hiç bilgim yoktu. Abdallar'ı öğrendim ben. Yani o da Can'ın sayesinde. Çünkü o da bir abdal. Gökhan'ın yani aile. Öyle mi? Can Dündar mı? Yani baba tarafı Kırşehirli benim. Ben Ankara'lı. Bilmediğimiz çok şey var. Yani o kadar gezmemize rağmen göremediğimiz, fark edemediğimiz, dokunamadığımız çok şey. Anadolu'daki bu muazzam zenginliği. O muazzam zenginlik ve farkında olmadığımız, yani insanların çoğunun aslında burnunun önünü göremediği, işte bu hayat koşturmacası, ekonomik kaygılardan yan komşusunun kim olduğunu bilmediği ortamlarda bu belgeselin ben çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ben mesela Siirt'te doğdum, büyüdüm. Dengibeş'i duyardım. Yani civar köylerden gelip zaman zaman bazı şeyleri Kürtçe anlatan anlamadım. Senin Arap kökenli miydin? Arap kökenli. Arap kökenli. Arapçan nasıl senin? Anlarım. Biraz konuşurum ama diğer Arapça konuşurum. Yani çünkü farklı Arapçalar, lehçeler çok farklı. Ama gariptir, Dengibeş'i bu programda öğrendim. Mesela kadın Dengibeş olayını ilk kez burada keşfettik. Batman'dan Hasan Keyf'e bir kadın Dengibeş'le yolculuk yapıp orada yaşanmışları o sözlü tarihle aktardı kadın. Yani kadının Kürt toplumundaki yerini de fark etmiş olduk bu bölümde. Çünkü bugüne kadar biz hep yanlış aktarımlarla biz bile fazla eşelebe gereği duymuyorduk bazı şeyleri. Müzikler kimin? Müzikler için özel bir çalışma yapıldı mı Can? Evet, Kardeş Türküler besteledi müzikleri. Onu da özellikle seçtik. Çünkü Kardeş Türküler aslında bizim anlatmaya çalıştığımız şeyi bütün bu belgeselde müzikal olarak ifade eden bir topluluk. O enstrümanlarıyla, ezgileriyle, sesleriyle bütün bu zenginliği yansıtmaya çalıştı. Dinlediğiniz jenerikteki müzik bestede onların. Zannediyorum o zenginlik olduğu gibi belgesele yansıdı. Belgesel tabii görüntü ve bilgi çok önemli ama müzik o kadar zenginleştiren bir şey ki, o duygusal örtüyü çok harmanlayan bir şey değil mi? Biz Vedat'a bu kardeşliklerde öne çıkan arkadaşlarımızdan biri o Vedat. Hani böyle şöyle saçları olmayan sahnedeki adam olarak hatırlatayım. Vedat kardeşlikleri böyle götürür şeyini, işin organizasyon kısmını. Biz Vedat'a anlatınca projemizin bak bir bölümde Süryanileri anlatacağız, bir bölümde adadaki Rumlar vesaire. Yani sizin dedim o hani 20 şarkı söylüyorsunuz ya sahnede. Onları tek bir şarkıya dönüştüreceksiniz. Jenerik müziğinin biraz siparişini verirken. Ve hakikaten son yıllarda dinlediğim en böyle çok renkli bir dakika oldu bu. Jenerik müziğini biz çok seviyoruz. Bilmiyorum, siz dönüp duruyor zaten hani teaser olarak şu anda. Yani çok iyi müzik yaptılar. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Bazen müziği yapan insanlar yetişemez. Can Atilla'nın da müziklerini kullandık. Hani onun da kulağını çınlatmak istedim. Yetmediği yerde
kardeş Türk filmi. Canan besteleri de çok kullanıldı ve çok gözümde, olağanüstü müzikler. Bir de müzikal olarak her bölümün sonunda biz bir sofra kurduk. Oranın sofrası, gittiğimiz yörenin sofrası ve orada biz de katıldık fasıl. Yani bazen sofra fasıl da. Bazen Dengbejler sofrası, bazen Balkan sofrası kuruldu. Çünkü Can, o her sofrada bir hikaye anlatılır değil mi? Bak, aynen. Aslında bu böyledir de, bu bir işte Ermeni yemeğiydi de aslında, aynen, bunu Rumlar getirdi. Aynen. Ama en iyi de Süryaniler yapar falan. Aynen. Aynen. Anlatırlar. Aynen. Üstelik yani bir defa şunu da söyleyeyim, çok iyi bir ekibimiz vardı. Hakikaten onlara da buradan teşekkür edelim. Araştırması, bütün o yolculuk boyunca bize verdikleri destekle bütün bu belgesel onlar sayesinde oldu. Bütün o ekiple birlikte ve bölgeden insanlarla birlikte biz aslında müzikler de yaptık, şarkılar söyledik. Zaman zaman halay çektik, görüntüler de var. Zaman zaman dans ettik. Eğlendik aslında yani. Sen bana soracak mısın en etkilendiğin sahne hangisi? Soracağım tabii. Hangisi? Tamam. Ya hakikaten biraz da gülümseyelim diye. Akdamar Adası önünde beraber Can'la bir sahne düşündük hakikaten. Yani üçümüz düşündük, yani Can'la bir köye gittik. Bir balıkçı köyüne. Gölde balık toplayan balıkçılar falan filan. Köye gittik akşam saatleri 6.30-7. Tekne arıyoruz. Yani çok eski bir tekne arıyoruz. Biraz da üstü düz olsun. Çünkü piyano koyacağız. Garamafyan gelmiş. Bir Kürt kızımız var. Hem Kürtçe hem Türkçe hem Ermenice türküler söylenecek teknenin üstündeki piyanoda. O tekniği arıyoruz. Angelopoulos'un o meşhur filmi var. Ona benzer bir şey arıyoruz. Bir de Eleni Karandiru'yu getirin oraya. Lenin'in gittiği değil mi? Aynen hocam, aynen. Yemin ediyorum öyle bir şey, öyle bir sahne oldu zaten. Muazzam bir şey tabii. Ve o tekniği bulduk böyle. Sanki şey gibi var, sevindik, tamam mı? Var mı bu? Ertesi sabah var. Harika. Ertesi sabah geldi. Çok güzel. İyi oldu bunu söyledin. Ya belgesel ceza niyetine televizyonlara konuluyor. Yani sen İSTV'den de bunu biliyorsun. Ama bu iş çok değişti. Artık hem çok izleyicisi var, kesinlikle, hem televizyonlar çok kesinlikle inanıyorlar. Kesinlikle. Bu tamamen değişen bir algı değil mi belgeseller kesinlikle konusunda? Ya halkımızın belgeselle tanışması bugün değil biliyorsun. Yani yıllarca bir siyah beyaz döneminde TRT'de Jacques Cousteau'nun saatlerini şey beklerdik. Sponsor bulamazdık. Neydi? Şimdi... Kalipso değil mi? Kalipso. Yani şimdi belgesele yatırım yapan sponsorlar var. Onlara da hakikaten büyük teşekkür borçluyuz. Reklamlar. Evet, bu pazar programımızın sonuna geldik. Üç usta gazeteci, üç arkadaşım dostumla beraber keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten belgesel televizyonculuğunu, belgeselleri çok iyi bilen isimler. Sevgili dostum Coşkun, Can ve Nebil, çok teşekkür ederim. Keyifle izleyeceğiz bu akşam, evet. CNN Türk'te elinize sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler değerli izleyiciler. Görüşmek üzere.